Merhabalar, yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben dün temizlik yaptığım için bugün böyle temizlik işlerine hiç girişmedim. Gördüğünüz gibi kahvemi yaptım, ıspanaklarımı yıkadım, suya bastırdım. Birazcık daha yıkanacak tabii ki. Ondan sonra kahvemi yaptım, geldim. Şöyle sizinle güzel bir açılış yapalım istedim. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir. Türk kahvemi yaptım. Kurabiyelerimi de yanına aldım. Azıcık keyif yapacağım. Ondan sonra da ıspanaklı börek yapmaya geçeceğim arkadaşlar. Dün akşamdan kuru fasulye ıslayacaktım. Ben onu unutmuşum. Yoğurt mayaladım. Yoğurdum çok güzel tutmuş, çok şükür. Onu hemen buzdolabına attım. Sabahleyin uyandık erkenden. Alişim dedi, kuru fasulye ısladın mı dedi. Ay dedim, ben yoğurdu mayaladım ama fasulyeyi ıslamayı unuttum dedim. Sabahtan Ali Beyciğim kuru fasulyemizi de ısladı. Sonrasında işe gitti. Bugün cumartesi arkadaşlar ama evrakları yetiştiremediği için tekrardan işe gitti. Birazcık daha orada işlerini falan yaptı, evrak işlerini halletti. Ondan sonra evimize geldi. İşte kahvaltıya da gelmedi. Biz kahvaltımızı falan da yaptık. Bugün Ali'siz kahvaltımızı da yaptık. Ondan sonra eve geldi. İşte şimdi ben kahvemi yaptım. Birazcık neler yaptığı ile ilgili konuştuk ettik. Artık kahve keyfinden sonra ıspanaklarımı yıkamaya geçeceğim. Ispanaklı börek yapacağım. Kuru fasulye pişireceğim. Et çıkarmasını istedim aslında sabahleyin. Kuru fasulyeyi ıslarken. Et fazla gelir dedi. Hani fasulyeyi az ıslamış. Fazla gelir dedi. Sucuk katarsın dedi. Sucuklu kuru fasulye yapacağız bugün. Ispanaklı böreğimiz olacak. Pilav da yaparım muhtemelen. Bir güne daha başladık işte arkadaşlar. Dört duvar arasında inanın yapacak çok fazla bir şey de bulunmuyor. Yani iş nereye kadar, o da yoruyor. Dün camları sildim, kurabiye yaptım. Şöyle bileğimden altı ağrıyor arkadaşlar. Böyle sıkma gücümü birazcık kaybetmişim gibi. Bazen de korkuyorum böyle sinir sıkışması falan olacak diye. Ama hamur işi yapmadan da duramıyorum. Yani böyle istiyor insan çayın yanına, kahvenin yanına bir şeyler olsun diye. Ama gerçekten korkuyorum da yani sinir sıkışması olmasından falan. El işi de yapıyorum. Belki de çok yoruyorum sağ elimi. Hamur yoğurmak falan da kolay değil tabii. Ama sevdiğimiz şeylerden de vazgeçemiyoruz. Yani en son noktaya kadar, böyle doktor yapamazsın diyene kadar vazgeçmiyoruz da. Ben şimdi şu kahvemi içeyim. Ondan sonra da evimin işlerine devam edeyim bakalım. Kahve faslını bitirdim. Yemek faslına geçtim arkadaşlar. Hemen soğanımı kavurdum şöyle salçayla. Alişimin ısladığı fasulyeleri de ekledim. Sucuğunu da doğradım. Onu da ekleyeceğim birazdan. Birazcık da şöyle kavrulsun. Bu kavrulurken bir taraftan pişerken bir taraftan da ıspanağımı, böreğimin içine hazırlayacağım. İşte tekrardan bir elden geçireceğim ıspanakları. Çiğden yapacağım arkadaşlar. Soğanı doğrayacağım içine. Bir güzel böyle mıncıklayacağım. Ezeceğim, öldüreceğim. Öylece yufkanın içine sereceğim. Yani nasıl yapacağıma da karar vermedim. Hani böyle rulo mu yapacağım, hepsi böreğimi yapacağım, ona da karar vermedim daha. Bakalım şu yemeği bir halledeyim. Ondan sonra da hemen ona geçeceğim işte. Birazcık tencerede kavurdum böyle fasulyeleri. Sucuğunu da ekliyorum. Düdüklü tencerede pişirmek istemedim arkadaşlar. Belki erir diye düşündüm. Fasulyeyi de böyle hep aynı fasulyeyi almıyoruz. Hani ne sürede piştiğini de bilmiyoruz. Eridiği zaman da böyle çok hani kötü oluyor. O yüzden böyle kontrollü bir şekilde tencerede pişireyim istedim. Biraz daha su ekleyeceğim tabii. Azıcık daha böyle bir kavrulsun. Yani kavrulmayacak. Azıcık daha böyle suyunu çekecek tabii. Kavurma yağda oluyor tamamen soğumayınca. Birazcık daha böyle pişireceğim. Sonra bütün suyunu ekleyip, tuzunu ekleyip kapağını kapatacağım. Şuradan hemen şehriyemi alayım. Şehriyeli pilav yapacağım çünkü. Bunu da böyle havada kim bırakmış? Aldım. Yağımız da bayağı bir ısındı. Bakın şimdi. Geçen sefer altını açmayı bile unutmuşum. Ben de diyorum niye bu şehriyeler dans etmeye, oynamaya başlamadı diyorum. Kuru fasulyem de burada. Pişti arkadaşlar. Vallahi iyi ki de düdüklüye atmamışım. Onun altını da kısayım. İyi ki de düdüklüye atmamışım. Şuradan kepçemizi de alalım. Kepçe, kaşık, ağaç kaşık. Kepçe diyoruz yani biz orada da. Bilmiyorum sizde de söyleniyor mu ama.
Şimdi bir güzel bunu kavuralım. Pirincimi de zaten ıslamıştım. Pilavımı da ocağa koymuş olayım hemen. Mutfağa Ali Bey'i de dahil ettim arkadaşlar. Selam ver arkadaşlarımıza. Selamünaleyküm. Arkadaşlar benim bileğim ağrıdığı için, ay tokam kaydı. Bileğim ağrıdığı için dedim gel ıspanakları sen şöyle bir güzel mıncıkla dedim. O da sağ olsun şey yapmadı, kırmadı beni. Sağ olsun mıncıkladı. Şöyle ay hapşırtacak bize ama şimdi var ya. Çok yüksekten döktüm karabiberi. Karabiberi ekledim, şimdi tuzunu da ekleyeceğim. Ispanakları yıkadım, doğradım. Üstüne bir tane de soğan doğradım arkadaşlar. Pul biber de batayım. Tamam. Ispanağı pişirmekle uğraşmayayım dedim. Böyle çiğden peynir de ekleyebiliriz. Sessiz konuşma. Buna diyorum arkadaşlar çökelek türü peynir lazım. Evet çok haklısın. Buna minci de olur. Kahvaltı peyniri olmaz buna. Olmaz. O dolapta senin minci şeyin vardı çünkü. Yukarıda var dondurucu annemden getirdiğim yok, var. Ay, ama bak hep böyle üstten üstten şey yapıyor. Onu bitirdi. Bitirdim ben onu. Bak. Baktıracaksın bir daha. Bitirdim ben onu Ali. Bitirmemişim. Bitirmemişim arkadaşlar. Varmış. Erkenden çıkarsan. Ya kötü olmasın diye işte. Kötü olmasın diye dondurucuya atmıştım. Adam benden iyi biliyor. Yine haklı çıktı. Azıcık daha sen onu harmanla göçeceğim. Ben şimdi hemen yufkayla halledeceğim onu. Kamala masaj yapayım. Ha? Yufkayı nereden aldın? Hadi yukarı benden. Kaç lira olmuş yufka? 8-9 lira. Yufkamızı da getirdim arkadaşlar. Şimdi hemen yumurta, süt ve sıvı yağ ile bir harç hazırlayacağım. Birer bardak. Hadi kolay gelsin sana. Küflü mü? Küflü ya. Bak ya. Yok yerine küflü ya. Ben şimdi börek işini de halledeyim. Ondan sonra yemeklerimiz de pişti zaten pilavımız ve... Ben de şöyle kaçayım. Pilavımız ve fasulyemiz pişti. Ben hemen... Ben ha yıka gücücüğüm. Ben hemen şey yapacağım. Böreğimizi yapacağım. Çörek otu atmasam olmaz arkadaşlar. Şöyle bolca susam ve çörek otu serpiştireceğim. Sonrasında zaten fırınımı çalıştırdım. 175 derecede bir güzel kızaracak. Elimle atsam daha iyi olacak. Ellerim ıslak diye şey yapmak istememiştim ama neyse. Böyle de çok fazla aynı yere dökülüyor. Tamam. Şu görüntüye bayılıyorum, bayılıyorum. Arkadaşlar. Tamamdır. Hemen fırına atalım şimdi.
Akşam soframız hazır arkadaşlar. Kuru fasulyemiz pişti. Ekmeğimizi poşetle getirdik. Ali Beyciğim tabaklarımızı dolduruyor. Bu kadar pilav yaptım işte. Bir de turşu getirdim. Artık böreği de çayın yanında yeriz dedi Aliş. Çünkü adam acıktı. Ben çağırdım. Gelmedi kahvaltı yapmaya. Dışarıdaydı ya arkadaşlar. Bahsetmiştim hani işe gitti. İşleri yetiştiremediği için. Bana az koyar mısın Gocacığım? Böyle işte. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah. Sen de mi az yiyeceksin? Hep kenarlarına koydun bak. Kenarlarını hep getirdin Aliş. Güzelliği mi? Dekoru diyorsun. Hadi afiyet olsun. Çıkardım arkadaşlar. Mutfağımı topladım. Çayımı da demledim. Arkada gördüğünüz gibi. Böreğimi de dilimledim. Şöyle göstereyim. İşte böyle. Şimdi tabakları alacağım. Zaten akşamleyin pek bir yemeğimiz yoktu. Kuru fasulye, pilav vardı, turşu vardı. Yani en ana yemek aslında da yanında başka böyle seçeneğimiz yoktu. Şimdi börek üzerine güzel gidecek. Hemen çayımızı da dolduralım. Tabakları da şuradan ayarlasam çok iyi olacak aslında. Kurabiyemiz de var dün akşamdan kalma. Onu da alıp geleyim. Kurabiyemiz çok az kaldı. 2, 4, 6 tane. 4 kişiye yetmeyecek kadar. Ama güzel olmuştu. Gerçekten lezzetliydi. Şöyle hemen böreklerimizi de tabaklara alacağım. Yanına kurabiyemizi de koyarım. Cansucuğum şey yapıyor. Kurabiyenin üzerine çikolata sürüp de yiyor arkadaşlar. Daha böyle lezzetli oluyor anne diyor. Şöyle hemen böreklerimizden de koyalım. Aslında bu böreği yapmadan önce arkadaşlar şey yapmak çok daha doğru. Bekletmek. Sosladıktan sonra bekletmemiz gerekiyor. Böyle bir iyice yumuşaması için. Ama şurayı kesmişim galiba. Hemen şurayı da keseyim. Sonra çaylarımızı da doldururum. Afiyetle yeriz inşallah. Yarın Ali Beyciğim işe gitmeyecekmiş. Yani yarın pazar. Ekstradan evraklarını hazırlamak için gitmeyecekmiş. Düzenlemek için falan. Sabahleyin de kahvaltıya böreğimiz iyi olur. Diye düşünüyorum. Tamamdır. Kurabiyeleri de koydum mu? Hemen yanına. Aslında videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle bitirecektim ama. Hadi kurabiyelerimizi de koyalım beraber. Çayları da doldurdum mu mis gibi yer içeriz artık. Çaylarımızı da dolduruyorum şimdi. Ay döktüm. Hemen şimdi tabakları içeriye taşıyacağım. Bugünü de tamamlamış olacağız bu şekilde. Birazcık da elişimden yaparım arkadaşlar. Tabağımızda şöyle. Şimdi bunları götüreyim servis edeyim bizimkilere. Ondan sonra çaylarımızı da alalım güzel afiyetle yiyelim. Artık vedalaşalım arkadaşlar.